أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولى فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. صلى الله العظيم. مولا تعالى حقيلة dinleyip حقيلة tesirlemek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Elhamdülillah. Razı olduğu bir mecliste bir araya geldik. Şimdi inşallah ayetlerden, hadislerden, büyüklerin sözlerinden inşallah istifade edeceğiz hep beraber inşallah. Eksiklerimiz varsa hepsini gidereceğiz inşallah. İnşallah deseniz ya. İnşallah. Eksiğimiz yoksa da şükredeceğiz. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Eksiklerimizi bize tamamlatmış diye şükredeceğiz inşallah. Her türlü kazanmış olacağız. Rabbim kazananlardan olmayı hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Mahcup olmaktan muhafaza eylesin. Mustafa İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi'nin Risalesi'nden bir beyt okuyoruz biliyorsunuz. Bugünkü Risalemizde Mustafa İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi buyuruyor ki, şeriat hablini eline gel al, tarikat zevkini gönlünde gel al, marif ilmini ruhunla gel al, hakikat sırrını sırrında bul al, şeriat üzere ol hakka gidelim, cemali bâke mazel. Buyuruyor ki Mustafa İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi, şeriat hablini eline gel al. Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri, yani Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerini, hükümlerini eline al. Yani sımsıkı sarıl. Sımsıkı sarıl Mevla Teala'nın ifadesi. Buyuruyor ki Mevlamız, Estağfirullah. Ve atesimu bihablillah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Mevlamız. Ve la teferrakû. Sakın ayrılmayın diyor. Şimdi kendimize bir soralım arkadaşlar. Gerçekten Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıyor muyuz? Yasaklarından da o derecede kaçıyor muyuz? Rabbim buraları hakkıyla anlamaya hepimize ikram eylesin. İşi kulağından tutmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşi kulağından tutmak var arkadaşlar. Şimdi Efendi Hazretlerimiz bu ayeti kerimeyi açıklarken şöyle bir örnek veriyor. Dünya hayatını diyor bir kuyuya benzetin diyor. Bir kuyuya benzetiyor. Hakikaten bir beraberce bir inceleyelim be. Hep beraber inşallah. Karanlık bir kuyu diyor dünya hayatı. Şöyle karanlık bir kuyu. İçinde rahatsız edici her türlü haşerat, hayvanat var. Kuyunun içinde ne var? Her türlüsü var. Sen de diyor o kuyunun içine düştün. Düştün mü? Düştün. Sonra o kuyuya bir ip salkılıyor arkadaşlar. Bir ip ne yapılıyor? İndiriliyor. Halat yani. İşte Kur'an ipi. Peygamber yolu. Bir ip indiriliyor. Şimdi diyor o ipten nasıl tutarsın? İçeride her türlü haşerat var. Hoşlanmadığın, razı olmadığın her türlü seni her türlü eziyet verecek hayvanat var.
Sen şimdi o ipe nasıl sarılırsın diyor. Mesela ipi şöyle ucundan tutar mısın? Ucundan tutalım filan. İlk önce diyor, onu diyor bir beline sararsın diyor. Omuzların altından da bir geçirirsin diyor. Hatta diyor ellerine bir bağlar, dişlerine de diyor sağlamlaştırırsın diyor. Aman bu ipten ne yapmayayım? Düşmeyeyim, buradan bir çıkayım. Yoksa bunlar beni ne yapacak burada? Perişan edecek. Arkadaşlar anlatılırken sanki şey geliyor insana. Ya biraz abartı var sanki diyor. Yok be, samimiyetle söylüyorum. İncelersen abartı değil, daha fena be bu dünya. Bak tekrar ediyorum, daha fena be arkadaşlar. Ama anlatırken sanki bir abartı geliyor. Ya işte filan diyor adam. Değil, değil arkadaşlar. Bu nefis şeytan, şeytanlaşmışlar. Allah muhafaza etsin insanı her türlü tehlikeye götürüyor. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Bir de tatlı tatlı geliyorlar biliyor musun? Tatlı tatlı. Öyle tatlı tatlı yanaşıyorlar ki bu sefer Allah muhafaza etsin. Dünyanın belli tatlarını, belli zevklerini almaya kalkar. İnsan alıyor, bir bakıyorsun ki çok şeyi terk etmiş oluyor. Rabbim böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. O yüzden Kur'an ipine, peygamber yoluna sımsıkı sarılacağız inşallah. Rabbim bu yolda bize de başarı nasip etsin. Tarikat zevkini gönlünde al, gel al diyor. Bir de tarikat, yani Allah'ı bilme eğitimi de gönlünde al diyor. Yani Allah demekten zevk al. Bu konuda da kendimize soralım mı arkadaşlar? Hakikaten Allah demekten zevk alır mıyız? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekten zevk alıyor muyuz? Oturduğumuzda şöyle bize tesbihimizi aldığımızda şöyle başka şeylerle meşgul olmadan dünyevi şeylere dalmadan böyle huzur üzere durabiliyor muyuz? İbadet yapabiliyor muyuz? Yoksa devamlı bir meşgalemiz mi var? Devamlı bizi meşgul eden şeyler mi var? Devamlı kalbimizi başka yerlere çalanlar mı var arkadaşlar? Herkes kendini biliyor. Bir bakalım kendimize hep beraber ya. Bir inceleyelim kendimizi ya. Şöyle halisane, halisane bir ibadet. Nefis karışmamış, şeytan dokunmamış arasından çok halisane bir ibadet çıkarttığımız durum nasıl arkadaşlar? Nasıl? Çıkartabiliyoruz mu? İlla nefisler dokunuyor mu? Şeytan vesvese veriyor mu? Nasıl durum? Hep beraber incelemek lazım. Güzel bir namaz kılsan hemen ya bugün de namazı iyi kıldım filan tak hemen oraya bir benlik geliyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Güzel bir hareket yapsan illa onu anlatma ihtiyacı duyuyorsun. Gizleyemiyorsun. Ya bırak anlatma be. Bu da gizli kalsın ya. Ya bir gizli olsun be kardeşim be. Veya bir secde yaptığımızda arkadaşlar güzel insanlar, kıymetli insanlar şöyle. Hakikaten bu secdede ölünür be. Diyelim inşallah ya. Öyle secdelerimiz olsun ya. Yoksa eksik. Kendimiz arkadaşlar güzel insanlar Mevla Teala'dan en mükemmelini istiyoruz. Ki haklı olarak yani yanlış anlaşılmasın isteyelim yani. İsteyelim yani Allah'tan en mükemmeli isteyelim çünkü. Ama en mükemmelini yapma konusunda nasılız? İnşallah başarılı olacağız. Rabbim bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Ela bi zikrillahi tatme innül kulub. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Huzur bulur, sekinet bulur, tatlılık bulur, güzellik bulur. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hep beraber görüyoruz bakın. Çok maddiyatı olan insanlar şöyle mutlu olur filan derdiniz. Düşünüyordunuz ama olmuyorlar bak. Daldılar birbirlerine hep. Perişan ettiler, rezil ettiler kendilerini. O yüzden mutluluğu arıyorsan, huzuru arıyorsan zikrullah'ta bulacağız bu işi inşallah. Rabbim hepimize bu işin ciddiyetini anlamayı nasip etsin. Ama bir hastalık var bize yanlış anlamayın.
Çocuklarımızı yetiştirirken bile sanki, samimiyetle söylüyorum, bir inceleyin ya Allah rızası için. Sanki maddiyatta huzur bulacaklarmış gibi beyin tanışıyoruz be. Ya beynimizin altına bunu yerleştirdiler güzel insanlar. Bakın beynimizin altına yerleştirdiler. Ama öyle ama böyle. Sanki çocuklarımız, evlatlarımız, gençlerimiz maddiyatla huzur bulacaklarmış gibi onlara bir algı veriyoruz. Düşünce veriyoruz farkında olup veya olmayan da Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İnşallah zikrullahla huzur bulma güzelliğini hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Sonra marif ilmini ruhunla gelen, ruhunu da çalıştırarak, yani zikrullah'tan zevk almaya başlayınca, ruhun da bu işi biliyorsunuz tadına alacak arkadaşlar. Ruhun lezzeti güzel insanlar zikrullah'la olur. Bazıları başka ifade kullanıyor. Yok diyor, müzik diyor gıdasıdır diyor. Ne'udü billah. En büyük düşmanıdır. Ruhun en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Nefsin güçlendiricisidir müzik. Şeytan ve şeytanlaşmışların taktiğidir müzik. Seni yoldan çıkartmanın yoludur müzik arkadaşlar. Ama değişik ifadeleri kullanıyorlar. Haşa, sanki ruhun gıdasıymış gibi kullanıyorlar. Yani insanı perişan edecekler. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Ama siz yemezsiniz elhamdülillah. Biiznillah. Ama öyle bir hale getirmişler ki güzel insanlar, kıymetli insanlar. Belki sana sevdiremediler diyeceğim belki ama bilmiyorum. O da tabii incelemek lazım. Ama farkında olmadan çocuğuna, torunlarına, etrafındaki kardeşlerine bu işi sevdirdiler, haberin olsun. Hele hele üzerinde çok durduğum bir konu var. Yine söylemek istiyorum bunu. Biraz bazıları kızıyorlar ama olsun, kızsınlar. Kızmaları da bu tesirli olduğunu işaretidir arkadaşlar. Bu türbünlerde bir şey yapıyorlar. Bir kendine ait bir ses çıkartıyorlar. Amigoluk yapan birisi yani onları yönlendiriyor. Bakın arkadaşlar, biz Filistin'e, Kudüs'e gittik. Kudüs'te orada Burak Duvarı vardı, Burak. Onun ismini değiştirdiler. Bilerek yapıyorlar onu. Onun ismini başka biliyorsunuz siz yani. Ama normal şartlarda o duvarın ismi ne? Burak. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde bineği olan Burak'a bağlamış olduğu ve peygamberlerin, diğer peygamberlerin de, yani uzaktan gelen peygamberlerin de bineklerini bağlamış olduğu duvarın ismi ne? Burak Duvarı. Ama size başka öğrettiler, bunu bilin. Sebebi ne biliyor musunuz? Peygamberin Miraç izlerini silip kendi adetlerini, kendi ahlaklarını ortaya çıkartmak. O duvarın dibinde toplanıyor bu Yahudiler. Ve orada kendilerine ait bir, kendilerine ait ibadet şekli neyse artık. Ve aynı yerde, aynı şekilde arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam kabrine gittik. İbrahim Aleyhisselam kabrini zulmen, zalimane bir şekilde ikiye bölmüşler. Kabrin bir kısmı mescitte kalmış, bir kısmı onlar sinagog yapmışlar. Mescidi şey almışlar yani. Sen söyle, gasp etmişler. Bayağı bildiğin mescidi yani. Anlıyor musun burayı? Anlamıyor musun? Bir daha söyleyeyim. Bayağı bildiğin şu mescid var ya. Kabir diyelim burada mesela. Yarısını kendi taraflarına almışlar. Kendi taraflarına derken, kendi tarafları yok. Orayı sinagog ilan etmişler yani. Bu tarafını da mescide bırakmışlar. Gasp etmişler ya yani, kısacası. Şimdi oralara girmiyorum. Oralar anlaşılır. O sinagogda yapmış oldukları kendine ait bir işte ibadet şekilleri var. Arkadaşlar, türbünlerde var ya bir normalde kullanmış oldukları bir terim. Arkadaşlar geçenlerde canlı yayında yaptılar. Ben yapamam. Yapamam, bilmiyorum o işi. Siz bilirsiniz gerçi. O normalde işte o aynı şekilde arkadaşlar.
Ne yapıyorsun? İşte ben sorsam bunlara ne yapıyorsunuz siz şu anda burada ne yapıyorsunuz? İşte takımımızı onlara işte destekliyoruz falan. Yok yok sen Yahudi'ye aynı yapıyorsun ya. Şu hareket Yahudi aynı ya. Yahudi'ye ait bir zikir çekti bu. Ne yapıyorsun sen ya? Rabbim bize uyanmayı nasip etsin. Amin. Uyanmazsak Allah muhafaza etsin. Böyle müzikleri, şunları, bunları hayatlarımıza sokarlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu perişan ederler. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza etsin. İşte o yüzden ruhun ilmi, ruhun gıdası arkadaşlar marifet ilmi. Yani Allah'ı bilme güzellikleri. Size de ne yakışır be? Allah'ı bilme güzellikleri. Düşünsene hakkınızda şu ifadeyi kullanacaklar. Ne? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'tan zevk alan, Allah denince gerçekten mutlu olan kul. Rabbim inşallah böyle olmayı hepimize ikram etsin. Herkese bir şey söylüyorlar biliyorsun. Bazısı canlıdan hoşlanıyor. Bu adam canlıdan çok hoşlanır derler. Bazısı başka şeylerden hoşlanır. İşte herkesin kendine ait şeyleri var. Onu gördüğü zaman adam onu hatırlıyor. Siz de gördükten işte bu Allah'ı bilen kul. Allah'tan zevk alan kul. Allah'tan mutlu olan kul. Memnun olan kul. Allah'tan bahsedilmesini seven kul. Kaliteli kul. Rabbim bu konuda inşallah güzel çalışmalar nasip etsin. Amin. Çalışalım biraz arkadaşlar. Kendimize de soralım gerçekten bu konuda yani Allah'ı bilme konusunda ne mücadelemiz var? Ne gayretimiz var? Bu konuda gerçekten bir eğitimimiz var mı yok mu? İnsan kendine sormalı arkadaşlar. Rabbim inşallah güzel istifade etmeyi hepimize ikram etsin. Hakikat sırrını sırrında bulan. Mevla Teala'nın sırları da diyor sırrında bul. Mevla ile sırdaş ol. Bu konuda nasılsın diye sordukları zaman bir bak bakalım. Hakikaten Allah'la alakalı bir sır yakaladın mı? Var mı böyle bir özelliğin? O sırrı muhafaza edebiliyor musun? Var mı böyle bir güzelliğin? Yoksa çok uzak bir hayat, uzak bir yaşantı, Allah'tan çok uzak bir yaşantı, nefisle şeytanla iç içe bir yaşantı halinde miyiz güzel insanlar ya? Kendimize sormalıyız. Ömrümüz biter. Ömrümüz biter. Allah'ın huzuruna çıkarız. Kendimizde Mevla ile alakalı yakalanmış güzel bir sır yok. Mevla ile alakalı bir yakınlık yok. Rabbimize sunabileceğimiz bir güzellik, bir marifetimiz yok. Bir hakikatimiz yok. Gerçekten. Her şey mevcut kitapta. Kitabımızı bir çıkartsa İkra kitabek. Kitabını oku bakalım. Kime söylüyorlar? Bize söylüyorlar. Başkasına değil ya. Kim okuyor? Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Hesap verici, hesap olarak diyor insan kendisi yeter. Yani kendin okuyorsun yani. Ama kimin huzurunda okuyorsun? Allah'ın huzurunda okuyorsun. Atlayabilir misin? Atlayamazsın. Yanlış okuyabilir misin? Mümkün değil. Eksik yapayım? Mümkün değil. La yuadiru sagireten ve la kebireten illa asaha. Allah buyuruyor. Ufak büyük demeden nasıl bir kitap diyecek insan diyor ya. Bu nasıl bir kitap ya? Ufak büyük demeden her şey mevcut. Okuyorsun kitabını şimdi. Herkes kitabını okuyor. Arkadaşlar Allah rızası için. Bir okusana kitabını ya. Hakikaten. Belki İncil'ini unutmuş durumdasın belki ama hepsi hatırlatılır sana. Ne var? Dünyevi her şey var. Şimdi saymaya kalkmayalım. Hadi ibadetlerin de olsun. Mevla ile kulum benimle özelin ne var bakalım? Derse Mevla cevap ne verebiliriz? Mevlam sırlarından, hakikatlerinden en güzel şekilde istifade etmeyi hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Bu yolda bizlere gayret versin inşallah. Yoksa dünyaya boşa geçirirsin. Güzel insan. Yılların boşa geçer, hayatın boşa geçer. Eyvah demek ondan sonra fayda vermez. Şeriat üzere ol gel Hakk'a gidelim. Cemali bağ kemal selim. Gel diyor şeriat üzere ol. Yani Allah'ın emirlerine kulak ver, yasaklarından kaç.
Rabbim inşallah bu yolda birbirimize başarılar nasip etsin inşallah. Şimdi ayetlerimize geldik. Kısaca inşallah onları da manalandırmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. İşte hemen yakalandık. Hurufu mukatta, bunlar kesik harfler. Peki bunların manaları konusunda, bunlar diyor Mevla ile dostlar arasında şifre, özel, sır. Ne haber derler adama, ne haber? Hadi bakalım, var mı bu sırlardan sende? Yok hocam, gördün mü sen? Ya, yok ama merakımız da yok, arzumuz da yok, iştiyakımız da yok. Dostluğu kazanalım, şifreleri öğrenelim. Allah'la aramızda gerçekten şifre olsun, bunlardan istifade edelim. Böyle bir arzu, böyle bir iştiyak da yok. Normal devam. Rabbim inşallah bize bu iştiyakı nasip etsin. Başaracağız inşallah. Ve lekum fîhâ mâ teştehî enfüsüküm ve lekum fîhâ mâ tedde'ûn. Allah böyle Celle Celaluhu. Dostlarına Mevla Teala, sizlere inşallah öylesiniz ya. Hoşlanacağınız, razı olacağınız, mutlu olacağınız, beğeneceğiniz en güzel şekilde diyor Mevla Teala, sizleri hazırladım diyor Mevla Teala, cenneti hazırladım diyor. Yeter ki siz dostluğu kazanın, yeter ki siz laf dinleyin, yeter ki Allah'ın emirlerine kulak verin, başarılı olun. Rabbim hepimize bu yolda başarılar nasip etsin. Evet, kitabun nuhkimet ayat. Kitabun, bu Kur'an-ı Azimüşşan büyük bir kitaptır. Kulak veren için, laf dinleyen için büyük kitaptır arkadaşlar. Kitabun enzellahu ileyke lituhricennâse minezzulümâti ilen nur. Arkadaşlar, güzel insanlar, Allah'ımız aşikar buyuruyor ya. Bu Kur'an-ı Azimüşşan büyük bir kitaptır. Onu insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartasın için indirdim diyor Mevla Teala. Onun için indirdik diyor. Yani o zaman güzel insan, bir yerde Kur'an yok, orada aydınlık arama. Orada aydınlık arama. Kur'an yok. Kur'an olmadığı, Kur'an'ın yaşanmadığı bir yerde ne olmaz? Aydınlık olmaz arkadaşlar. Bu ayet ya, İbrahim suresinin 1. ayetinde Mevla Teala gözümüzün önüne koyuyor işte. Bu diyor Mevlamız ya. O yüzden evimizde, çocuk yetiştirmemizde, hayatımızda, özellikle ticaretlerimizde, her yerde olması lazım ama özellikle ticaretimizde Kur'an hükümleri ne durumda arkadaşlar? Rabbim inşallah bu konuda bizlere ciddiyet nasip etsin. Ühkimet ayatu. Bu Kur'an ayetleri muhkemdir. Korunmuştur. Son derece güçlüdür. Yani ayetlere kulak verirsen, sahip çıkarsan, ayetlerle yaşarsan sen de güçlüsün, sen de korunmuşsun. Sen de muhafazalısın. Ama yoksa yok arkadaş. Kimse kendini kandırmasın. Kur'an'a sarılmayacaksın, Kur'an'a kulak vermeyeceksin. Kur'an'la yaşamayacaksın, huzur bekleyeceksin. Olmaz. Adetullah'ın dışında bir hareket. Olmaz, Allah'ın adetinde yok bu arkadaş. Estağfirullah. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka. Her kim benim zikrimden, Kur'an'ı alayım şu andan yüz çevirirse ona sıkıntılı hayat vereceğim diyor Mevla Teala. Ama maalesef zannediyoruz ki biz Kur'ansız huzuru bulacağımızı zannediyoruz. Çareyi bulacağımızı zannediyoruz. Mümkün değil arkadaşlar. Rabbim bu işi güzel anlamaya nasip etsin. Rahmetli Hızlı Hoca, Allah rahmet eylesin. İcazet merasimi veriyorduk arkadaşlar, güzel insanlar. 27 tane o zaman hafızımız vardı. 97 senesi olması lazım. 6 da olabilir. O sene
İcaret merasimine Çukurbostan'da yapıyorduk o zaman. Kürsüye çıktı rahmetli. Talebelere şöyle bir baktı. Ondan sonra şu ayet-i kerime okudu. Kur'an-ı Kerim şu an alakalı olmasa sebebiyle. Buyuruyor ki Mevla Teala Sallallahu قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ Bu ayet-i kerime okudu arkadaşlar. Şu talebelere baktı, başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ben bak gayet rahat anlatıyorum, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Rabbim inşallah bize de o şuuru nasip etsin inşallah. Şöyle bir baktı talebelere, bu ayetleri okudu, başladı hüngür hüngür ağlamaya. Sonra konuşamadı. Konuşamadı. Kürsüde indi ya. Başka bir hoca efendi vardı. O çıktı. O devam etti. Ne buyuruyor Mevla Teala? Buyuruyor ki Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kul Habibim onlara söyle. Huve o Kur'an-ı Azimüşşan Nebe'un Azim. Büyük bir haberdir. Büyük bir haberdir diyor ya. Allah buyuruyor. Celle Celle. Ama maalesef hiç değeri olmayan, anlayamadım neyi olmayan, hiç değeri olmayan haberler, aman dünya haberleri, hoca bir haberleri dinlemem lazım, haberle bakmam lazım, ama o falan dünya haberimiz olmasa, hiç değeri olmayan dünya haberlerine, oyunlarına, dizilerine, filmlerine hiç değeri olmayan, Allah katında hiç değeri olmayan saatleri ayırıyorsun ya. Saatleri ayırıyorsun. Hiç değeri yok diyorum, dikkat edin ya. Hatta tam tersi, senin tansiyonunu, şekerini çıkartacak, seni rahatsız edecek, bütün duygularınla oynayacak olumsuz, her türlü olumsuz haberlere saatlerini ayarlıyorsun ya. Çocuklara, gençlere, üzerinde duruyorum ben bunun, çok önemli bir şey ya. Dikkat alınmıyor maalesef ya. Ya resmen çocuklara, gençlere, Allah rızası için ya, dikkat edin ya. Resmen çocuklara, gençlere öldürmeyi öğreten diziler ön planda ya. Bu nasıl iş ya? Ya bunlar öldürmeyi öğretiyor ya. Silah tutmayı, öldürmeyi, insanları katletmeyi öğretiyor ya. Bir bakıyorsun onlar ön planda ve bu milyonlar ya. Güne reytinglikler onlara filan falan. Allah bize uyanmayı nasip etsin. Amin. Uyanacağız. İnşallah. Ama Mevla bak. قُلْ هُوَ نَبَوْنَ عَظِيمٌ Kur'an-ı Azim şu an hiç buyurasın abi. O Kur'an-ı Azim'e büyük bir haberdir. Sor bakalım şimdi kendine. Son ne zaman hakikaten Kur'an okudun? Dün okudun mu? Bir hafta içinde okudun mu? Bir ay içinde okudun mu? Hiç hatimin var mı? Düşünsene, ahirete gidiyorsun. Kur'an-ı Azim'i hiç hatmetmiş durumda mısın? Hiç hatimin var mı yani? Allah'ın huzuruna çıkarsın, hiç hatimin olmaz ya. Hatta Kur'an-ı Azim'i şu an bilmiyorum demeye kalkarsın. Allah muhafaza etsin. Kuvvetli amin ya. Amin. Niyetiniz yok sizin ya, ben size söyleyeyim ya. Allah muhafaza etsin güzel insanlar ya. Düşünebiliyor musun ya? Hiç hatmi yok. Kur'an bilmiyor. Böyle kimin huzuruna çıkacaksın? Sorarsa Mevla, kulum benden daha önemli, benden daha kıymetli neyin vardı da sen benle konuşmayı, benle konuşmayı, barışık yaşamayı istemedin? Ki Efendimiz buyuruyor. Men erâde en yetekelleme ma Allah fel yakra'il Kur'an. Kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an okudun da Allah'la konuşuyorsun. Anla veya anlama. Şimdi daha okumaktan bahsediyoruz. Yani manasını anlamamız lazımdan bahsedemiyoruz ya. İnşallah ondan da bahsedeceğiz. İnşallah. Rabbim başarımı yasif. Amin. Ama Mevla devamında entüm anhu mu'ridun. Siz bu büyük haberden yüz çeviriyorsunuz diyor Mevlamız ya.
Şimdi Hızır Hoca ağlamak da haklı mıydı değil miydi? Ağlamak da haklı. Yüz çeviriyorsunuz ya Hazreti Allah ya. Rabbim Kur'an'dan yüz çevirmekle hepimizi muhafaza etsin. Thümme fussilet min ledün hakimin habir. O hakim olan Allah, her ne iş işlerse yerinde olan Allah, her şeyden haberdar olan Allah, o Kur'an-ı Azim şu anda bütün tafsilatı ortaya koymuştur. Bize lazım olan dünyevi, ukrevi her şey Kur'an-ı Azim şu anda mevcuttur. Deme, bu zamanda olmaz deme sakın. Hangi zaman olursa olsun, yeter ki Kur'an-ı Azim şu anı incele. Yeter ki Kur'an-ı Azim şu anı takip et. Dünya ve ahiret kurtuluşun olur. Hangi zamanda olursa olsun. Ne ihtiyacın varsa, ticaretinden ev hayatına, aile hayatına, çocuk yetiştirmene ne ihtiyacın varsa hepsi tafsilatlı bir şekilde, en güzel şekilde, anlayacağı şekilde önünde konmuş, sergilenmiş ve gerçekten yaşadığın zaman devamında söyleyecek Mevla Teala dünya ve ahiret kurtuluşun. Ellâ ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın diyor Mevla Teala. O yüzden Kur'an'a kulak verin diyor. Kur'an'dan başka çare yok diyor. Başka anayasa aramaya gerek yok diyor. Başka kuralları aramaya gerek yok diyor. Başka şey üzenmeye gerek yok. Yalandan olur, boşuna olur. Hayatın boşa geçer, yılların boşa geçer, geçti zaten. Yapmayın diyor Mevla Teala. Kur'an'a kulak verin. Kur'an'dan başka çareniz yok. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın diyor Mevla Teala. Evet. Rabbim burayı çok iyi anlamaya bir zikir abi. Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. Ama tabii bu konuda insan kendini biraz incelemesi lazım. Ben bu konuda biraz hassasiyet istiyorum arkadaşlar. Maalesef çareler başka yerden aranıyor gibi geliyor bana. İnşallah yanılıyorumdur bu konuda. Yanılmak da istiyorum yani. Çareler başka yerden aranıyor gibi. Sanki kurtuluş reçetelerimiz, kurtuluş çaremiz başka şeylerdeymiş gibi böyle bir aranma var. Bunlar arkadaşlar neticesi hep fiyaskoyla sonuçlanacak. Çare Kur'an'da, çare peygamber yolunda. Rabbim bu konuda bizlere başarı nasip etsin. İnneni lekum minun nezirun ve beşir. Allah böyle Celle Celaluhu o peygamberi, Kur'an-ı Azim şanı Allah Celle Celaluhu beşir olarak yani müjdeleyici olarak laf dinlersek, sahip çıkarsak, sımsıkı sarılırsak, evet sımsıkı sarılırsak, müjdeleyici olarak laf dinlemezsek, yüz çevirirsek, ikazcı olarak, uyandırıcı olarak, korkutucu olarak göndermiştir. Rabbim laf dinleyenlerden onu hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir bakın ya hayatınıza bakın. Şöyle bir bakın ya. Deyin ki ben şu konuda mesela evlilik konusunda Allah'ımı dinledim, pişman oldum diyen bir kişi bulamazsınız arkadaşlar. Misal diyorum yani. Veya çoğaltın bunu. Bir tane bulamazsınız. Ama diğerinden çok. O yüzden Rabbimizi dinleyelim inşallah. Ve enistağfiru rabbekum thümme tuğbu ileyh. Sonra Mevla Teala'dan da özür dileyin. Bağış isteyin. Bağışlanma isteyin. Ya Rabbi sen bizi bağışla ya Rabbi. Tüm ümmeti Muhammed ya Rabbi bağışla ya Rabbi. Tüm halkımızı bağışla ya Rabbi. Arkadaşlar, güzel insanlar, bu konuda gerçekten biraz daha duyarlı olmamız lazım. Hakikaten Müslüman kardeşlerimiz adına da, evet evet onlar adına da Allah'tan özür dilememiz lazım arkadaşlar. Hocam onlar eksik yapsın, hata yapsın, biz olsun. Olsun arkadaşlar, bizim zamanımızda, üzerinde duyuyorum, bizim zamanımızda kimse Allah'ın huzuruna kafir gitmesin. Hocam işte, kafir gitmesin arkadaşlar. İstemeyelim ya. Çünkü ahiret sonsuz. Öyle pişmanlıklar var ki. O yüzden dolayı. Ve bizden de şikayetçi olurlar. Niye şikayetçi olurlar? Şimdi bizim Ahmet abi var burada kendisi. Biz onunla hem marufa gidiyoruz hem marufa.
Emmi bin Avf'a gittiğimiz günler nasıl biliyor musunuz? Yani nasıl bir tarif etsem bilemiyorum ama müthiş bir cesaret, gayret. Nereye istersen, öyle kalkıp da şuraya buraya demiyorum yani. Nereye istersen, tabiri caizse öyle direkt biiznillah dalıyor, emir bir maruf yapıyor. Sonra abi cuma günü 5'te bitiyor bizim vazifemiz. Ondan sonra karar veriyor, diyor ki hocam diyor, İstanbul'a döndüğümüzde diyor, İstanbul'da bu iş yapacağız diyor. Saat 5'te vazife bitiyor arkadaşlar. Sanki şey gibi kesiliyor, tak. Aynı kadro, bir bakıyorsun arkadaşlar, tak kalmışız ya. Rabbim o yüzden bize her yerde bu kabiliyeti nasip etsin inşallah. Amin. Çok önemli arkadaşlar ya. Evet. Başaracağız. Peki, ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ O Allah'a tövbe edin diyor. Özür dileyin. Hakikaten edelim arkadaşlar. Ne olur? يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Vaktiniz gelinceye kadar, ölüm vaktiniz gelinceye kadar, isimlendirilen vaktiniz gelinceye kadar Hazreti Allah size güzel bir hayat ikram eder. Allah'la barışık yaşarsak, Allah'a kul olursak, Allah'tan özür dilersek, Allah'ın ipine yani Kur'an'a adıyım şu ana sımsıkı sarılırsak, bu şekilde yaşarsak Allah bize ama evimizde, ama işimizde, ama devletimizde Mevla Teala bize istenilen, beğenilen hayatı ikram edecek arkadaşlar. Ve yüktikürlezi fadrin fadre. O Allah diyor kendi fazlından size ummadıklarımızı verecek arkadaşlar ya. Ummadıklarımızı verecek. Kendi fazlı kereminden. Ya gerçekten ne veriyor arkadaşlar be? Bir adım attığımızda 10 adımla Mevla Teala bize yardım ediyor be. Bir gayretle Mevla Teala nicelerini açıyor ya. Ama maalesef arkadaşlar o bir gayret yok ya. Bir gayrette kaldık ya. Mâ lekum izâ gîle lekum unfirû fî sebîlillâh. İstâgâltü minelâh. Ne oluyor diyor Mevla Teala size ya? Ne oluyor size diyor Mevlamız ya? Ne oluyor? Hadi Allah yolunda bir hareket, bir mücadele et. Yeryüzüne çakılıp kalıyorsunuz diyor Mevla Teala. Rabbim çakılıp kalmaktan hepimiz muhafaza etsin. Çakılmayalım ya. Bir gayret inşallah. Hep beraber. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ve in tevellev. Şayet yüz çevirirlerse fe inni yekâfu aleykum azâbe yevmin kebîr. Onlara ikaz et diyor Mevla Teala. Ben o büyük günden korkarım da onlara diyor, bildir diyor. O mahşer gününde, hesap gününde, güneşin bir mızak boyu yaklaştığı o günde, beyinleri fokurdadığı o günden korkarım de onlara diyor be. Arkadaşlar, kolay gelmesin bize, bu işler öyle kolay değil. Biz trafikte beklemeye dayanamayan insanlarız arkadaşlar. Yapmayın ya, yapamayız. Anlıyor musunuz burayı? Güneş bir mızrak boyu yaklaşmış, beyinler fokur diyor. Ya biz, tekrar ediyorum arkadaşlar, biz trafikte bekleyemeyiz ya. Kırmızı ışık bir hafaza yansa, isyan insanlarımız ya. O yüzden, orada öyle kalkıp da güneş bir mızrak boyu yaklaşacak, dayanamayız. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Gerçekten kendisiyle barışık yaşamayı hepimize nasip etsin. Yoksa bak uyandırıyor Mevlamız bizi uyandırıyor. Korkarım de diyor korkarım. Ahafı korkarım. Evet. Cahilane konuşmalar oluyor. Ya işte bir şey olur. Fark etmez. Gidip de gelen mi var? Şöyle mi böyle? Bunlar cahilane ifadeler. Bunların altından kalkamaz insan. Ağır ifadeler bunlar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Dinle alay edilmez. Dinle oynanmaz. Allah'la oynanmaz. Çünkü insan sonra pişman olur arkadaşlar. İllallahi merci'ukum ve hu ala kulli şey'in kadir. Dönüş Allah'adır. Dönüş Allah'adır. Allah her şeye kadirdir. Ve son ayeti kerimizde Mevlamız buyuruyor ki Ela
innahum yathnun sudurahum liyastaghfu min ala hina yastaghshun thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. O münafıklar, bazıları veya kafirler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şirin gözüküyorlarmış arkadaşlar. Kendi küfürlerini diyor Mevla Teala içlerinde bürüyorlar, gizliyorlar yani diyor Mevlamız. Şirin gözüküyorlar. Tatlı ifadeler, hoş ifadeler, tatlı sözler, şunlar bunlar. Arkadaşlar, Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Aldanmaktan bizleri muhafaza etsin. Amin. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain bile o münafıkların bazı ifadeleri, iftiralarına, onları mı ifade iftiralarına dikkat edin, gerçekten ne yapmıştır? Onlara aldanmıştır arkadaşlar. Ayşe annemize iftira attılar. Bazı gerçek sahabe iftiraya inandı. Niye? Bilmiyor ki münafık olduğunu. Münafık olduğunu bilmediğinden dolayı sonradan hep pişman oldular. Ayetler gelince, 18 ayet gelince pişman oldular. Ama demek ki adamlar tesirli mi? Tesirli. Tesirli olmasa zaten Mevla Teala da böyle buyurmaz. O yüzden Rabbim bu şu münafıklıkla adetlerinden tüm ümmeti Muhammed'i kurtarsın inşallah. Münafıklara inanmaktan da bizleri muhafaza etsin. Farkında olmaz insan. Bir bakmışsın. Aldanırsın ya. Ela innehum yesnûne sudûrahum yestağfûmin. Peygamberimize, sahabeye Hazreti Allah buyuruyor. Bizim artık ne kadar düşünmemiz lazım ya. Onların diyor örtüleri yani gizlilikleri gizli olarak ortaya koymuş oluyor. Kalplerinde örtüyorlar onu diyor. Bürüyorlar diyor. Mevlamız buyuruyor. Ama devamında Mevla Teala Allah Celle Celaluhu onların örtündüklerini de, örtülerini de, içlerini de, dışlarını da, gizlilerini de, aşikar olduklarını da, kalplerinden geçenleri de tamamını Allah biliyor. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbim hepimize bu işin hassasiyetini güzel anlamayı nasip etsin. Amin. Ölçüsünü güzel anlamayı nasip etsin. Aldanmaktan hepimizi muhafaza etsin. Aldanır insan arkadaşlar. Aldanmam diyen var mı? Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Onu bakacaksın, ölçüye bakacaksın ya. Ölçümüz bizim belli. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Azim'i şan göndermiş. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş. Peygamber ve Kur'an ölçülerine baktığında yol belli arkadaşlar. İz belli. Adetler, olaylar belli. Yürümemiz gereken şey belli. Bunun dışında kimseye kulak verme durumunda değiliz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Aldanmaktan da bizleri muhafaza etsin. Ama üfleye üfleye yaparlar diyor. Anlayamıyorum nasıl yaparlarmış? Üfleye üfleye. Şimdi Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. Bir defasında özür dilerim söyleyeceğim. Bir inekleri varmış. Şu kalça tarafı çok ciddi bir şekilde açılmış. Sormuş anne buna ne oldu? Fare yaptı demiş. Ya bu koskoca hayvan fareyi kovamadın mı deyince oğlum demiş Efendi Hazretine üfleye üfleye yapıyor demiş. Üfleye üfleye. O fare geliyormuş arkadaşlar böyle üfleye üfleye orayı uyuşturuyormuş. Öyle yiyormuş yani. Üfleye üfleye. Anlıyor musun? Şimdi bizi üfleye üfleye yediler bilmiyorum ama bana öyle gelmiyor. Bana var ya bize öyle bir şırıngalar yaptılar ki yemin ediyorum size. Öyle uyuşturdular ki bizi. Yani var ya kendimize gelme durumunda değiliz ya. Bir yerden kendimize gelsek bir bakıyorsun başka şırınga mı veriyorlar tak. Oradan kendimize gelsek bir bakıyorsun tak başka şırınga. Yani o kadar üzerimizde ciddi bir şekilde çalışmışlar ki arkadaşlar. Beyin altı almışlar götürmüşler. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza eylesin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin inşallah. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Bu kadar söyleyebiliyorum arkadaşlar. Açıklama, tafsili size ait. Anlayamadım. Neyi size aitmiş? Tafsili size ait. Benden bu kadar. El Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال Amir oğlu Ukbe radıyallahu anh'tan rivayet olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Kultu ya Resulallah, ben sordum ki Peygamber Efendimiz'e. Men necat, kurtuluş nedir ya Resulallah? Kal, Peygamberimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşu şöyle tavsiye etti. Emsik, aleyke lisanik, dilini tut. Birinci ifadesi, dilini tut. 2. وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكْ Boş vakitlerini evinde geçir. 3. وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكْ Ve hataların için ağla buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerifte de Peygamberimize sordular. اَيُّ الْاَعْمَلْ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulduğu zaman Peygamberimiz bunu ashabına soruyor. Allah'ın en sevdiği amel hangisidir deyince sahabe-i kiram susmuş ve hiç kimse bir şey söylemeyince Peygamberimiz buyurmuştur ki hüve hifzul lisan, o dili zararlı sözlerden kurtarmandır, korumandır buyurmuştur. Rabbim Azze ve Celle bu güzel kelamımızı inşallah bu kelam sıfatını haram şeylerden muhafaza eylesin. Selman-ı Farisi radıyallahu anh ifadesiyle dünyadaki amellerimiz açısından ahiretteki en büyük azaba çekileceğimiz konu bu kelamlarımızla haram olduğunu bile bile bunları işlememizdir. Gıybet gibi, yalan gibi, iftira gibi. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'le, Allah'ın ayetleriyle, hadis-i şeriflerle süslemeyi de nasip eylesin. El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kıymetli hocamıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu. Feyizli, bereketli oldu. Allah'ın hep istifade etmeyi nasip etsin. Cemaatimize de teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de hayırlı sabahlar dileyelim. El Mektubu Tâsi'aşara vel Mi'atan 219. mektup ila Mirza Eyraç fi beyani enne iştigâlel insan bimâ lâ ya'nih ve terkuhu mâ ya'nihi ve yuhmihu min cehlihi ve gafletihi. 219. mektup mâ lâ ya'nih, yani bizi ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olup bizi ilgilendiren şeylerden de kaçmak, kaçmakla alakalı bir konu. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki insanda iki türlü akıl vardır. Aklül maat, aklül maaş. Aklül maaş, günübirlik, iaşe, yani geçinme aklı. O da mergubül agniya ve erbabet dünya şettâni mâ beynihüme diyor. Sadece dünyalık zenginlik, sadece dünyalık düşünceler, dünyalık insanlarla oturup kalkmalar ve bunlardan zevk almalar. Yani dünyadan, dünyalıktan ve dünyalık olan insanlardan, zenginlerden zevk alma. Bu aklül maaş. Bir de aklül maat var. Keskin akıl, en önemli akıl o. O da nasibul enbiya'yı vel evliya'yı aleyhimessalatu vesselam. Aklül maat de peygamberlerin, Allah dostlarının aklıdır. En güzel akıl, doğru akıl da hadidül basar diyor mesela. En güzel akıl da budur. Allah'ım bize bu aklı nasip etsin. Aklül maat nedir? Peki peygamber aklı, Allah dostları aklı ne? Zikrul mevt.
devamlı ölümü hatırlamak ve tezekkür ahvalel ahireh, ahiret hallerini devamlı düşünmek ve mücaseletu kamin teşerrafu bi devleti fikri ahireh ve ahiret fikrini kazanmış olanlarla beraber oturup kalkmak. O yüzden ben cemaatimize Allah razı olsun, şu an burada bulunmak aklül maattir. Yani peygamber ve Allah dostlarının aklını taşıyor demektir. Yoksa kimse buraya bu sabah saatinde gelmez. Bu müjde olarak inşallah kabul edelim. Feleyse fit teklifi şer'iyyeti usrun aslan. Dini bir İslam'da da hiçbir şey zor değildir diyor kesinlikle. Belli yüküllâ takfifun ve temamül yusr. Dindeki her şey çok güzeldir ve çok kolaydır. Ayet-i kerime, estağfirullah. Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usr. Allah size hep iyilik ve kolaylık ister. Allah size zoru düşünmez. Zor olmanızı, zarda kalmanızı istemez diyor. Yine aynı şekilde başka bir ayet. Yuridullahu en yuhaffif ankum. Allah sizlere emrettiği farzlarla veya sizden istediği şeylerle size hafiflik vermek istiyor. Ve huligal insani zuayfa. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri dini bir İslam'dan gerçekten lezzet almayı, kolaylığını anlamayı, Allah dostlarının meclislerinde bulunmayı, onların aklını ve şuurunu taşımayı hepimize nasip eylesin inşallah. Sabahınız mübarek olsun. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna bi hurmetil Kur'anil azim. Ve affanna ya kerim, affanna ya rahim, ağfir lana zunubena bi fazlike ve cudike ve keremke ya ekremel ekramin. Ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'anil azim ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim ve şeref ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim. Ve afina min kulli belain dünya bi hurmetil Kur'anil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi. Acizane okunmuş olan hatmi şeriflerden, yapılan sohbetten, hasıl olan ecr-i mensubatı evvelen bizzat, Hace-i Kainat, Sultanul Enbiya, Burhanul Asfiya, Muhammedenil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, temiz, ruhu paki, tayyibelerine tarafımızdan acizane hediye edildik, vasıl eyle Ya Rabbi. Bütün peygamberlerin, sahabilerin, salihlerin, evliyanın, enbiyanın, şühedanın, vasıl eyle ya Rabbi. Müçtehidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tüllab, huffaz. Bil cümle Kur'an'a hizmet edenlerin ruhlarını hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin şefaatlerini bizlere nail eyle ya Rabbi. Hasaten bu hatmi şeriflerin okunmasına sebep olan Vedat Veli Mahmutoğlu kardeşimizin ve Emir Demir, İnan Demir ve Bediye Demirlerin de ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Bu sülaleden ahirete göçmüşlerin cümlesinin ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunup amin diyen, ekranı başında aminlerimize iştirak eden kardeşlerimizin de ahirete irtihal etmiş mümin, müminat, müslim, müslümat cümle göçmüşlerinin ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin günahlarını affeyle, derecelerini âli eyle, kendilerini cennetinle, cemalinle, likai şerifinle mesrur ve müşerref eyle. Bizler de bu hal ile hallendiğimizde bizlere de iman selametiyle senin huzuruna varabilmemizi cümlemize nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Sana kavuştuğumuz anı en hayırlı anımız eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Annelerimizi, babalarımızı affedip bizden razı eyle. Üzerimizde hakkı, hukuku bulunanları affedip bizden razı eyle. Üzerimizde zerre kadar kul hakkı bırakma ya Rabbi.
Sana karşı olan ibadet ve görevlerimizi de hakkıyla yerine getirebilmemizi cümlemize nasip eyle. Sevdiğin, razı olduğun amelleri işlemeye cümlemizi muvaffak eyle. Sevmediğin, razı olmadığın hallerden, yerlerden, kişilerden cümlemizi uzak eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbi senden neleri istemişse aynı o ürünü istiyoruz bizden.